Merhaba, ben Hakan Sönmezöz. Gençlik turizmi sektöründe faliyet gösteren Caddebostan Youth Travel'ın kurucusu ve genel müdürlüğünü yapıyorum. 1997 yılında kurduğum firmamda 20 yıla yakın bir süredir gençlerle deneyimlerimi paylaşmaya özen gösteriyorum. Marmara Üniversitesi'nde spor akademisinde okuduktan sonra gençlik yıllarında katıldığım kampları daha fazla gençle buluşturabilmek, deneyimlerimizi onlara aktarabilmek adına bu kampın ve bu organizasyonun kurulmasına öncülük ettim. İçinde bulunduğumuz yıllar içerisinde gençlerle yaptığımız faaliyetlerde, özellikle kamp çalışmalarında gençlerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, özgüven kazanmaları ve hayatlarıyla alakalı geleceklerine bir takım deneyimler katabilmeleri için bu sektördeki faaliyetleri büyük bir heves ve heyecanla sürdürmeye devam ediyorum. Kampçılık ve turizme başlangıcım aslında çok eski yıllara dayanıyor. Kendim de gençlik yıllarında katıldığım kamplarda edindiğim deneyimlerin hayat yolunda bana çok büyük katkılar sağladığını gördüm. Bu katkıların benzerlerini genç arkadaşlarımıza aktarmak ve onların da bu deneyimlere sahip olmalarını sağlayabilmek adına böyle bir organizasyona aracılık ettim. Halen de bunu devam ettiriyorum. Gençlerle beraber bir arada olmak, onlara birikimlerimizi aktarabilmek, onların enerjisini yaşamak hem bana bir hayat enerjisi veriyor hem de katıldığım seyahatlerde dünyayı gezme, Türkiye'nin farklı noktalarında bulunma ve yeni insanlarla tanışma tecrübesi yaşıyorum. Bu mesleği keyifle sürdürüp bundan sonraki dönemde de sizlerle de bilgilerimi paylaşmayı arzu ediyorum. Gençlik turizm sektörü dünyada son yıllarda çok ciddi anlamda büyüyen ve gelişen bir alan. Özellikle insanların deneyim kazanmasını, seyahatlerinde dünyayı görüp vizyonlarını geliştirmesi üzerine kurulu bir alan. Biz bu alanda kendimizi geliştirmeye çalışırken mümkün olduğunca gençlerin dünyayı görmesini, farklı insanlarla tanışmasını, farklı deneyimler yaşamasını, farklı kültürlerle bir araya gelmesine özen gösteriyoruz. İşin yapısı tabii çok ciddi bir birikim gerektiriyor. Özellikle hazırlık aşaması, organizasyonun planlanması, programlanması için çok ciddi bir ön hazırlık süreci. Ve bununla beraber sizin de dünyayı görmüş olmanız gerekiyor. İnsanlara gittiğiniz yerleri anlatabilmek ve programları oluşturabilmek adına mutlaka sizin de planladığınız bölgelerdeki alanları ziyaret etmeniz, oradaki insanlarla tanışmanız, lokasyonları, ulaşım imkanları, orada kullanılan dili, bölgenin özelliklerini çok ciddi anlamda araştırmış olmanız gerekiyor. Bununla beraber gençlere yönelik hazırlayacağınız programların onların beklentileri doğrultusunda oluşturulması çok önemli. Yani bir müzik festivali organizasyonu olabilir, bir spor kampı olabilir veya dil amaçlı, eğitim amaçlı bir organizasyon olabilir. Bunları planlarken mutlaka gerekli araştırmaları iyi yapmak, bölgenin özelliklerini tanımak ve programa katılmak isteyen gençlerin beklentilerini iyi araştırmak bu meslekte başarılı olmanın önemli yanlarından bir tanesini oluşturuyor. Gençlik turizmi sektöründe faaliyet göstermek isteyen arkadaşlarımızın özellikle seyahat etmeyi, gezmeyi, araştırmayı seviyor olması onların mesleğini keyifle yapabilmesi açısından çok önemli olacaktır. Tabii ki bununla beraber iş sadece gezmek ve seyahat etmekten oluşmuyor. İyi bir yöneticilik performansı sergilemek, araştırmacı olmak, insanın ilişkilerinin kuvvetli olması, yaptığınız işi çok iyi şekilde domine etmek, insanları konuyla ilgili motive etmek bu meslekte başarılı olmanın önemli anahtarlarını oluşturuyor. Bununla beraber yapacağınız işte seyahatin söz konusu olduğunu düşündüğünüzde aile yapınızın da buna uygun olması lazım. Yani gezebilmekle alakalı, şehir dışında olabilmekle alakalı kendinize doğru zamanı ayırabilmek sizin daha verimli çalışmanız açısından size katkı sağlayacaktır. Yabancı dil bu işin olmazsa olmazı. Dünyanın pek çok yerinde pek çok insanla bir arada olacaksınız. O yüzden yabancı dilinizi çok kuvvetlendirmeniz hem yazılı hem de sözlü anlamda kendinizi geliştirmenizin önemli olduğunu düşünüyorum. Ekleyebileceğim şeylerden bir tanesi de internet ve araştırmacılık. Özellikle çağın getirdiği teknolojiyi çok yakından kullanmak, internetin ve beraberindeki teknolojik cihazların hakimin olmak sizi özellikle işinizi icra ederken çok daha kuvvetli ve donanımlı kılacaktır. Ben şahsen turizmin gençlik turizmi adı altındaki başlığına yoğunlaşmış durumdayım mesleğimde. Ama turizm çok geniş bir kapsam. Seyahat etmek, dünyayı dolaşmak, Türkiye'yi dolaşmak, yani incoming, ingoing denilen yurt içinde seyahat etmek, yurt dışında seyahat etmek, yabancıların Türkiye'ye gelmesi dediğimiz incoming gibi alanlar olduğu gibi turizm sektöründe gurme turizmi, kültür turizmi, spor turizmi gibi farklı alanlar da mevcut.
Turizm sektöründe faaliyet göstermek için mutlaka bir okuldan veya bir bölümden mezun olmanız gerekmiyor. Tabii ki bunun bir takım avantajları var. Örneğin turizm seyahat acentası kurmak isteyen bir kişinin mutlak surette turizm otelcilik mezunu bir personeli bünyesinde çalıştırması veya enformasyon memurluğu denilen bir belgeye sahip olması gerekiyor. Seyahat acentası kurmak istiyorsanız öncelikle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin bir üyesi olmanız gerekiyor. Bu gibi kriterleri yerine getirirken yapmanız gereken şeyler deneyiminizi kuvvetlendirmek ve artık bu işe karar verdiğinizde resmi bir kuruluş aşamasında sizden beklenen kurumsal prosedürleri yerine getirmek. Belirlediğiniz alan konusunda ilerlerken ben size gerekli rehberliği ve yol arkadaşlığını sağlayacağım. Turizm bence dünyanın en keyifli sektörlerinden bir tanesi. Özellikle benim ihtisaslaştığım gençlik turizmi, gençlerle beraber olduğum için onların deneyimlerini, tecrübelerini yaşamalarında onlara katkı sağladığım için, onların büyüdüklerini, bizimle beraber yaptıkları faaliyetler sonrasında kendilerini geliştirdikleri görmek açısından son derece keyif verici. Ben özellikle kendim de çocuk sahibi olduğum için kendi çocuklarımın da bu organizasyonların içerisinde oluyor olmasından son derece memnuniyet duyuyorum. Bununla beraber yaptığımız için çok ciddi sorumlulukları ve mesuliyetleri de var. Özellikle turizm sektöründe faaliyet gösterecek arkadaşların çok dakik olması, zamanını iyi ayarlaması, işine çok konsantre olması gerekiyor. Ki hizmet verdiğiniz insanlar, size güvenen, sizinle beraber o bir yıllık periyot içerisinde, iş hayatları veya okul hayatları içerisindeki dönemde size ayırdıkları o bir hafta, iki haftalık en değerli zamanı keyifli geçirsinler. Bunun sonunda mutlu olsunlar ve sizinle beraber bir sonraki seyahatlerinde yeniden bir arada olmak istesinler. Yapacağınız için bu mesuliyetini çok iyi kavramanız ve hazırlıklarınızı ona göre yapmanız gerekiyor. Tabii ki her işte olduğu gibi bu alanda da bir takım kriz durumlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Ne tip krizlerle karşılaşacağınızı yine yapacağımız keyifli sohbetlerde sizinle paylaşma imkanına sahip olacağım. Ama turizm sektöründe tamamen pembe bir dünyadan oluşmadığını, sadece seyahat etmek ve gezmek olmadığını işe başlamadan önce iyi düşünmeniz ve biliyor olmanız sizin bu alanda karar vermeniz konusunda yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Turizm sektörü geçtiğimiz 20 yıl içerisinde çok ciddi bir değişim gösterdi. Özellikle çağımızın teknolojisi, internetin artık sektörde aktif anlamda kullanılmasıyla beraber bu sektöre adım atmak isteyenler için çok önemli bir avantaj oluştu. Yeni bir seyahat acentası kurduğunuzda sizi motive eden, insanların hoşuna gideceğini düşündüğünüz programlar hazırladığınızda bunu aynı anda internet üzerinden binlerce insana ulaştırma şansına sahipsiniz. O yüzden işe başlarken size ilk önerim çok güçlü bir web sitesi yapmanız. İnternet ağını iyi oluşturmanız, sosyal medyayı iyi kullanmanız yönünde olacaktır. Bununla beraber aynı anda binlerce insana ulaşabileceksiniz. Ama ilk müşteriniz aslında sizin belki de tüm bunlardan çok daha önemli bir reklam kaynağınız olacak. Çünkü onun referansı, onun sizin hakkınızda söyleyeceği olumlu veya olumsuz konular, sizin işinizin ne kadar hızla büyüyeceğini, hangi konularda kendinizi geliştirebileceğiniz konusunda çok önemli bir adım olacaktır. O yüzden İlk oluşturacağınız turu iyi fotoğraflamak, iyi videolar çekmek, bu konuyla alakalı bu insanlara yaşadığınız deneyimleri anlatmak işin bence en önemli püf noktası. Yine sohbetlerimizde bunu nasıl gerçekleştireceğiniz, hangi konulara odaklanmanız gerektiği gibi detayları beraber paylaşabiliriz. Turizm sektörüne adım attığınızda ortalama 1 yıl civarında yapacağınız altyapı hazırlıkları, şirketinizin kurulumu, programlarınızın oluşturulması ve ilk seyahat programınıza, ilk turunuza müşterinizi kaydedip ondan bir ücret alana kadar kendinizi idare edecek bir bütçe ve planlama yapmanız sizin en azından yol haritası olarak ilerlemenize daha sağlıklı bir altyapı oluşturacaktır. Bunu yaparken bir yıllık bütçenizi çok iyi planlamanız ve ancak bir yılın sonunda para kazanmaya başlayacağınızı düşünerek yola çıkmanız sizin açınızdan önemli bir avantaj olacaktır. Turizm sektöründe bence başarının sırrı ilgilendiğiniz konuya odaklanabilmek. Turizm sektörünü bir süpermarket gibi düşünün. Eğer ki marketinizde tüm ürünleri satmak istiyorsanız ona göre çok büyük bir ağ kurmak zorundasınız. Ama çok büyük bir ağ kurduğunda ilgilendiğiniz konuya odaklanmak sizin açınızdan biraz daha zor olacaktır. Ben 20 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren bir acentanın sahibi olarak arkadaşlarıma, özellikle bu konuya girmek isteyen, yatırım yapmak isteyen arkadaşlara
bir alan konusunda uzmanlaşmayı ve o konuda ihtisaslaşmayı öneriyorum. Bu ne olabilir? Sporla ilgilisiniz, geçmişinizde sportif aktiviteler var. O zaman spor turizmiyle ilgilenebilirsiniz. Dünya şampiyonlarının organizasyonları, takımların başka deplasmanlara maça gitmesi veya bu konuyla ilgili gerçekleştirilebilecek surf kampı, spor kampı gibi organizasyonlar sizin ilgi alanınız olabilir. Veya yemek seviyorsunuz, aşçılık seviyorsunuz. O zaman dünyada son dönemde trendi gelişen gurme turizmi konusunda bir yatırım yapıp bu konuda uzmanlaşıp Türkiye'nin geleneksel lezzetlerini misafirlerinize tanıtabilir, bunları gösterebilir ve bu alanda ilerleyebilirsiniz. Yani işin sırrı odaklanmak ve ihtisaslaşmak. Bu konuya ne kadar odaklanır, yapacağınız iş konusunda ne kadar kendinizi konsantre ederseniz, başarı ve başarının beraberinde getireceği imkanlar da sizin için o kadar daha kolay ulaşılabilir olacaktır. Turizm sektöründe, özellikle benim ihtisaslaştığım gençlik kampları sektöründe başarının sırrı biraz da memnuniyet. Sizin kamplarınıza veya sizin düzenlediğiniz gençlik turlarına katılan misafirler, gençler, katıldıkları organizasyonda mutlu olduklarında, orada keyifli ve güzel anılar biriktirip eve dönüp bunu aileleriyle ve diğer arkadaşlarıyla paylaştıklarında, o zaman sizin gelecek dönemki müşterileriniz beraberinde otomatikman hazır olmuş oluyor. Bu arkadaşlar, bu insanlar arkadaşlarına yaptıkları keyifli seyahati, keyifli aktiviteleri anlatıp önümüzdeki sene neden beraber gitmiyoruz tarzında bir yaklaşım sergilediklerinde veya aynı şekilde anne babalar bizim çocuk şu kampa gitti veya şu seyahate katıldı, çok memnun, özgüveni çok yüksek bir şekilde eve döndü, önümüzdeki sene biz de beraber gönderelim tarzında yaklaştıklarında müşteri kitleniz kendi kendine word of mouth denilen sistemle ilerlemeye ve büyümeye başlıyor. Sizin için de en önemli şey bir organizasyonu yaparken onu mümkün olduğunca en iyi şekilde yapmak, en kaliteli şekilde yapmak ve işin küçük bir sırrını paylaşalım. Organizasyonun sonunu çok iyi bitirmek. Organizasyon içerisinde aksaklıklar, bazı problemler yaşayabilirsiniz. Ama bitirişi iyi yapmak, kapanışı iyi yapmak bir sonraki organizasyon, bir sonraki kamp için sizin olmazsa olmazınız olmalı. Tüm bu izlediklerinizden sonra hayalinizde bir seyahat acentesi kurmak ve gençlik turizm sektöründe faaliyet göstermek varsa bir sonraki adımda canlı buluşmak üzere.